Hani toplantıdaydın sen? Neden yalnızsın? Yani toplantım vardı ama... sen çok önemli falan deyince iptal ettim. Evet, önemli bir şey var. Buyur. Bugün beni bankadan aradılar fonlarla ilgili. Ve ben o sırada neyi öğrendim biliyor musun? Neyi öğrendin? Ortak hesabımızdan çektiğin 5 milyon lirayı öğrendim. Neden çektin o parayı Tarık? Niye çektin? Sen ne zaman öğrendin bunu? Haber verecek misiniz? Niye? Ya, nasıl öğrendin? Oyalama beni Tarık. Beni oyalama. Hemen. Hemen şu an o parayı neden çektiğini açıkla bana. Gerçi ben senin o parayı neden çektiğini çok iyi biliyorum ama... yine de senden duymak istiyorum. Söyle. Nereden biliyorsun ya? Kim söyledi böyle bir şey? Tahmin etmek o kadar da zor olmadı. Gidip o Zahra Baroşu'na ev aldın değil mi? Saçmalama ya. İyice uçtun sen. Söyle o zaman Tarık. Neden çektin o kadar parayı? Ya niye olacak Fulya? Senin için çektim. Sana sürpriz yapacaktım. Ben ne bileyim fark edeceğini. Sürpriz mi? Sürpriz işte yani. Söyleyemem sana bir şey şu an. O kadar plan yaptım, boşa mı gitsin? Plan yaptım. Bir şey, hediye mi aldın bana? Tamam, daha fazla ipucu yok. Sürpriz işte, fazla bile konuştum. Zamanı gelince görürsün. Tamam. Ama bu sürpriz fazla uzamasın olur mu Tarık? Yoksa ben başka şeyler düşünmeye başlayacağım. Sarı, yengenin neyi var? Ejderha gibi ağzından ateş çıkarıyor yine. Neye kızdı bu? Neye kızacak lan? Senin işlerin işte. Parayı öğrenmiş. Ha, hadi ya. Kötü olmuş. Ne yapacaksın? Ben mi ne yapacağım? Hmm. Lan parayı kaptıran sensin. Bir de karşıma geçmişsin, ne yapacaksın diye soruyorsun. Son İbrahim. Eğer patlarsak başka şansımız yok. Haberin olsun. Lan Sarı, oğlum bana bak iş. Ben senin yerinde olsam gider Hakan'ın kapısına dayanırım aga. İsterim paramı. Sonuçta biz bu adamın çalınmış mallarını bulduk. Yalan mı? Öyle biraz taşın altına elini soksun yani. Üçün beşin hesabını yapmasın.